104 numaraya yazar mısınız lütfen? Peki. Hülya. Sen Kayseri'de değil miydin? Senin ne işin var burada? Bir yakınımı ziyarete gelmiştim. Yoksa sen... Evet evet, ben bu hastanede çalışıyorum. Aslında buranın başhekimiyim. Senin ziyaretine geldiğin hasta kim? İlgilenelim. Yok. Yani gerek yok. Taburcu olmuş. Ben de yetişemedim. Ha. Sen yine de kartımı al hani. Ne olur ne olmaz belki. İhtiyacın olur. Niye bana yalan söylüyorsun? Hı? Demek buradasın başımın belası. Geberip gideceksin diye çok korktum. Ama keşke öyle olsaydı. Tabii benim başımı belaya sokmadan. Şu an odada sadece ikimizin olması ne hoş değil mi? Ne demek şimdi bu Vedat? Kayseri'de falan yaşamıyorsun değil mi? Orada yaşıyorum. Böyle bir konuda niye yalan söyleyeyim ki? Bu akşam dönüyorum. Biraz daha oyalanırsam otobüsü kaçıracağım. Gideyim ben. Hülya! Hocam şunlara bir bakabilir misiniz? Ya kızım daha sonra baksana. Acelesi var ama. Allah'ım. Bu nasıl bir kader? Zeynep'le Vedat aynı hastanede. Bunda da problem yok. Teşekkür ederim. Diyorum ki, şu yastığı o mendebur suratına biraz bastırsam, 2 dakika içinde geberip gidersin. Kimsenin de ruhu duymaz. Ama dilerim, bunu yapmak zorunda kalacağım o gün hiç gelmez. Çünkü eğer gelirse, işte o gün kork benden. Senin ne işin var burada? ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.